you <small noise> günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bir spor stüdyolarına 5 Ocak çarşamba günündeyiz. Her gün olduğu gibi Uğur Meyke birlikteyiz ve sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız abi. iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. Bizler de iyiyiz çok teşekkürler. Hemen ilk başlığımızla ilk konumuzla ve de ilk gazetemizle başlayalım. Hürriyet gazetesinden geliyor ekranlarınıza bir kupadan daha fazlası. Türksel Süper Kupa maçı bu akşam Beşiktaş ve Fraport İtalya arasında oynanacak. Katar'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Sezona çok kötü bir başlangıç yapıp zirvenin uzağında kalan Beşiktaş süper kupayı alarak moral kazanmak, Sergen Yalçı'nın yerine geçici olarak göreve gelen Önder Karaveli de A takım teknik direktörü olarak ilk kupasını kazanıp sezonun sonuna kadar görevde kalmayı garantilemek istiyor hem Antalya Spor hem de Nuri Şahin CV'lerine ilk Süper Kupa şampiyonluğu eklemenin hesaplarını yapıyorlar. İki teknik adam içinde kritik bir maç demiş gazete. Beşiktaş üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip, Can, Salih, Güven ve Serdar Saatçi. Covid nedeniyle kadroya alınmayan Oğuzhan'la kadrodan çıkarılan Gezal ve semptom gösteren Mehmet'le birlikte sakatlıkları süren Mert, Gökhan ve Enkudu bu maçta oynayamayacak. Gezal ve Mehmet'in İstanbul'a döneceği belirtildi. Beşiktaş'ta bir antrenörün de Covid testi pozitif çıktı. Antalya Spor ise Doğukan, Nelik, Harun ve Ufuk sakatlığı bulunan futbolcular Antalya Spor'da Covid pozitif çıkan bir futbolcuyla temaslı 3 futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı. Antalya'da bu isimlerin Erkan, Naldo, Freddy ve Wright oldukları öğrenildi. Peki bu çerçevede Hürriyet Gazetesi her iki takımın 11'ini nasıl görmüş, tahmin etmiş? Kalede Ersin Beşiktaş'ta Rozier, Vida, Montero ve Rıdvan savunma dörtlüsü Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Kenan Karaman, Larin ve Batshuayi şeklinde. Antalyaspor'da da kalede Bofen, Bünyamin Veysel, Kudryashov, Güral, Poli, Hakan Hamilton, Gaça, Doğukan ve Mukayru 11 ile sahada olacağını Antalya Sporunda tahmin etmiş. Önder Karabeli çifte şampiyon olduklarını hatırlattığı süper kupayı camiamıza hediye etmek istiyoruz. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Gezal'in Covid olduğunu açıklarken elimizdeki oyuncularla tüm gücümüzle müzemize bir kupa daha eklemek için mücadelemizi vereceğiz dedi. Diğer taraftan Antalya Spor Teknik Sorumlusu Alfons Gronendijk ise şöyle konuştu. Bizim açımızdan tarihi bir maç. İlk defa kupa fırsatını yakalayan bir Antalya Spor var. Amacımız kulübü ve taraftarı gururlandırmak. Oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunuz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine karşı oynayacağımızın farkındayız. Skor ne olursa olsun kupaya uzanan taraf olmak istiyoruz. Ee, bilmiyorum izleyicilerimiz e, Alfons Grönendijk hani maç sonunda maç önünde açıklamalar yapıyor Antalya teknik sorumlusu. Çok sert ifadeleri de var maç sonunda mesela bazı maçlar sonunda. Hani oyuncularla alakalı, oyunla alakalı gözünü sakınmadan, gözünü budaktan sakınmadan kötü anlamda söylemiyorum. Yani net konuşuyor. Bazen de sert konuşuyor. Deneyimli bir evet. teknik adam. Nuri Şahin'in yardımcısı. 58 yaşında. Futbol kariyerinde Ajax, Manchester City gibi kulüpler olan Teknik adamlık kariyerinde de yine bu yollardan Hollanda'da birçok kulüpten geçmiş. E, Türk futbolu için bir değerdir Nuri Şahin'in ekibinde olması. Açıklamalarının da kariyeriyle paralel keskin olması beklenebilir. Antalya Spor Teknik Direktörü Nuri Şahin süper kupa öncesinde açıklamalarda bulunduğu Yürgen Klopp demiş. Nuri Şahin bu göreve gelmeden önce danıştığım nadir insanlardan biriydi. Ona sorduğumda beni çok cesaretlendirdi bana sen çok iyi bir insansın başarılı olacaksın dedi. Göreve geldiğimizde üçlü oynayacağım dedim. Ben bu sisteme çok inanıyorum. Süper Kupa bizim için bir şans. Oyuncularımızdaki heyecanı, gözlerindeki o pırıltıyı hissettim. Antalya Spor için tarihi bir gün. Umarım kazanırız. Bu sayfadan bir başlık daha ee, okumak istiyorum sizlere. Sol altta görüyorsunuz. Göremiyorsunuz tabii Orada sadece Fikret Orman'a bir İbrahim Şok'u daha var. Başlığı var. O ayrı. Benim okumak istediğim Piyaniş. Onu ayrıca aldık mı? Tolga söylemişti, Ben hemen buradan okuyayım. Beşiktaş'ta sezon başında Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Mirelen Piyaniş, İtalya'nın Tutto Sport gazetesine konuştuğu boşnak futbolcu. İstanbul harika bir şehir. Türkiye iyi bir temposu var. İyi bir temposu olan bir ülke. Çok tutkulu bir futbol ortamı ve güçlü bir lig var. İtalya'ya kıyasla daha az taktik var ama teknik oyuncular daha fazla demiş Piyaniç. Yıldız oyuncu Türkiye'den eski takımı Juventus'a kimi tavsiye edersin sorusuna. Şaka bir yana iyi yetenekler var ama Juventus için oynamak kolay değil. Büyük bir sorumluluğa ihtiyacınız var demiş. Tabii çeviri nasıl ben İtalyancasını bilmiyorum kendim de bakmadım ama yani şu son cümle hani sanki biraz çeviri şeyine kurban gitmiş gibi geldi bana e, Türkçe'ye çevirisinde ama Cümlesi ilk cümlesi net. Türkiye'de taktik biraz az, ama teknik fazla. ya bunu çok duyuyoruz. becerili Evet. evet Yabancıların ilk tespitlerinden bir tanesi bu oluyor. Acaba bir... bunun üzerine yeterince düşünüyor muyuz tabi? Neden her gelen yabancı bu analizi yapıyor? Raniye Kocamın şu sözü de var, unutmayalım. Atılan gollerin üçte biri duran toptan, antrenmanın üçte birini duran topa ayırıyor musunuz diye. Birçok şeyin üstünde durmuyoruz ya, Uğur Beyciğim. Posta gazetesine gidiyoruz. Başlığımız Tarihi Final. Süper Kupa'da Beşiktaş'la Antalya Spor Katar'da karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi ATV naklen yayınlayacak. Almanya'nın ardından bu final ilk kez Türkiye dışında bir ülkede oynanacak. Statta 10 bin seyirci olacak demiş gazete. Katar Federasyonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Zira Türkiye Kupası finalisti Antalya Spor arasındaki Süper Kupa mücadelesinde stat kapasi kapasitesinin yani 40 bin kişinin ...yüzde %25 25'e kadar seyirci alınmasına karar verdi. Beşiktaş'ta 11 eksik var. Az önce okumuştuk. Antalya'da da 4 oyuncu da yine Covid şoku yaşandı. İki teknik adamın ilk kupa heyecanı olacak diyor Posta gazetesi. Son olarak Sabah gazetesine gidiyoruz. Başlığımız Ölsem de Gam Yemem. O gün büyük bir beklentim vardı. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek ve galibiyet pozunun parçası olmak... Eşim o pozu çerçeveletmiş ve evin baş köşesine koymuş. Ben o gece ölsem de gam yemem dedim. Bu sözler kimin? Bu sözler Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli'nin. Süper Kupa mücadelesi öncesinde önemli açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik sorumlusu Önder Karaveli kendisini çok iyi ve güçlü hissettiğini söyledi. Benim için göreve alışmak zor olmadı diyor Önder Hoca. Gençlere sonuna kadar inanacağım. Şuradan bakayım. Mesela Fenerbahçe'deki Arda Güler, onu izlemek için altyapı maçına gittiğim oldu. Galatasaray'da Bartu Elmaz. Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan. Onları seyretmek beni çok mutlu ediyor. Bu ülke, bu çocuklar hepimizin sonuna kadar bu ülkenin gençlerini inanmaya, gençlerine inanmaya devam edeceğim sözlerini gazete aktarmış. Maçla alakalı olarak da hiç endişe pardon başla alakalı değil. Ha, evet evet hiç endişe duymuyorum. elimizden gelenin en iyisini yapacağız sözlerini aktarmış. Piyan için sözleri İtalya medyasına verdiği sözler burada da yer bulmuş kendisine. Eski takımı Juventus'a dönmek istediğini söyledi. Türkiye hakkında da konuşurken iyi bir tempo ve tutkulu bir ortam bir e, tutkulu bir ortam var ve lig gayet iyi sözlerini de Sabah gazetesi paylaşmış. süper kupa ile alakalı gazetelerde öne çıkan başlıkları aktardık bu akşam saat 21.45'te hakikaten önemli eksikler var ki öyle bir dönemden geçiyoruz ki yani şey sayıları korona covid pozitif sayıları her geçen gün artıyor Allah yani dikkat etmek lazım. Mümkün olan korunma önlemlerini sonuna kadar uygulamak lazım. Belki belki bu dönemde toplu buluşmalar bir araya gelmeler vesaire belki bir, bir süre ertelenebilir. Hani Allah korusun Kesin. diyorum ya kaçınmak mümkün olduğunca kaçınmak aşılardan zaten bahsetmeye gerek yok aşı olayı. E, dolayısıyla vakalar ciddi oranda artmış durum. bazen kaçınamıyorsun şimdi takım olarak hareket ediyorsun. E, bütün takım bir aradasın antrenmanı toplantısı vesairesi yemeği içmesi e, evet. zaman zaman kaçınması kolay olmuyor olabilir. Ama hani genel hepimiz için söylüyorum vakalar çok artmış durumda biz de e, o şeyi yaşıyoruz e, sıkıntıyı yaşıyoruz dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Bu sebepten de birçok eksiği var her iki takımında. Müsabakanın Katar'da oynanmasıyla başlamak isterim meseleye. Çünkü bence önemli. Ben önemli görüyorum. Katar bir Batı Asya ülkesi. İşte Doğu'ya, Çin'e yani Doğu Asya Çin'e, Japonya'ya da zaman zaman futbolcu gönderdik. Futbolcu aldık. Hatta Hindistan'a bile Tuncay'a gitmişti. Güneyine. ile aramızda ee, futbol bağı oluştu diyebiliriz son 10 yılda. Demba Bağlar'ın, hatırla Ersan Gülümler'in Beşiktaş evet. E, tarafından satıldığı böyle e, yüksek meblalara transferler yapıldığı dönemden başlayarak birçok yerli yabancı oyuncu Süper Lig'den Asya'ya, Katar'a, e, Çin'e, Japonya'ya gitti. Türkiye bu anlamda... Hatta Avustralya. Hatta Avustralya onlar da çünkü başka bir kıta ama Asya elemelerinde yarışıyorlar. Evet. Onlar da bu cümle içinde o yüzden söylenebilirler. Ve ciddi biçimde bütçe ayırıyorlar futbola. Türkiye bu anlamda 5 büyük ligle Avrupa'nın önde gelen ligleriyle Asya arasında bir köprü olma şansına da sahip. Çünkü birçok iyi futbolcu işte Juventus'un oyuncularından Pjanać az önce bahsettiğimiz gibi Pjanać gibi. Barcelona'nın, Real Madrid'in, Premier Lig'in, La Liga'nın iyi e futbolcuları orada 5 büyüklükte şans bulamadığında, <laughs> aradığı şansı bulamadığında, aradığı maaşı bulamadığında ilk tercihlerinden biri, önde gelen tercihlerinden biri Türkiye Ligi oluyor. Rusya Ligi, Yunanistan Ligi de zaman zaman dönem dönem aday olmuşlardı bu seviyeye. Onlar biraz ekonomik olarak geri çekildiler. Türkiye Ligi hala o pozisyonunu koruyor. Yani Avrupa'da 5 büyüklükte şans bulamayan yıldız oyuncuların rotası olarak Türkiye Ligi hala özelliği koruyor. Türkiye Ligi'ne gelen oyuncu da Türkiye Ligi'nden sonraki adımını Arabistan'a, Çin'e, Japonya'ya, e, Katar'a yapabiliyor. Adımını oraya atabiliyor. O da bize ciddi bonservis gelirleri getirmesi, döviz getirmesi anlamına gelebiliyor. Süper Lig'e. Ye, yerli ya da yabancı. Böyle bir bağ varken aramızda Katar'la, Arabistan'la, Çin'le, Japonya'yla hatta Hindistan'la karşılıklılık ilkesiyle Bizim de futbolu oraya götürmemizde fayda var. O yüzden önemsiyorum kadar da süper oynanmasını. Çok sağlıklı bir bakış açısı. Hatta oradan oyuncu transferi de söz konusu olabilir. Yani muhakkak ki oradan da bazı oyuncular çıkıyor. Onlar da yıldızlaşıyor, çıkabiliyor. Sadece Avrupa'dan değil, Asya'dan da iyi oyuncular çıkabiliyor. Onları da takip etmek, izlemek, belki yayınlamak mümkünse yayınlamak. Belki konvansiyonel ekranda yayınlanamaz. Evet orada yer bulamaz biliyorum ama dijital. Dijitalin alanı sonsuz. Dijitalde yayın şansı bulabilir. Oradan iyi oyuncular arama tarama kabiliyetiyle bulunabilir ve onların da hedefi süperlik olabilir. Onların da iyi oyuncularının hedef noktası rotası süperlik olarak tanımlanabilir. Yani ben yıllardır bunu söylüyorum aslında. Bu Asya ile aramızdaki bağ nedense burun kıvırıyoruz ama çok da ciddi döviz getirisi oradan söz konusu. Yani futbol yoluyla iyi bir bağ kurulabilir. Aslında Avrupa ile bizim kurduğumuz bağ gibi burada maalesef e, Avrupa bizden ciddi gelirler elde ediyor. Avrupa'nın 5 büyük ciddi maaş gelirleri, ciddi bonservis geliri elde ediyor. Biz de Asya böyle bir bağ kurabiliriz. Bunda sıkıntı yok. Coğrafya olarak da, sportif olarak da böyle bir konumumuz rahatlıkla ulaşabilir diye düşünüyorum. E, aramızda büyük bir saat farkı yok. Genelde aynı. Katar'la aynı galiba değil Doğru. Mi? Saat dilimi. İklim olarak iyi bir ülke burası. Genel olarak sıcak. Yılın büyük bölümü sıcak. Çok nadiren kar yağar. En azından coğrafyanın önemli bölümü öyle diyelim. Ülkenin önemli bölümü öyle. İstanbul'a geliyorlarsa İstanbul tabii harika bir Avrupa şehri. Yaşamak için çok iyi koşullar buluyorlar burada. Çok iyi imkanlar buluyorlar. Ailelerinden çok uzak olmuyor. Birkaç saatlik uçak mesafesi ve dünyanın her yerine her gün uçak olan bir ülke burası. Yani ciddi de bir şeyimiz var. Hava yolu ağımız var. Avrupa'nın önemli uçuş transfer transit noktalarından birisi İstanbul. Dolayısıyla Aa, bugün uçak yok yarın gidebileceğim ailemin yanına diye demiyor oyuncu genelde. Bir gün izni varsa o bir gün izni bile ailesini görerek değerlendirebiliyor. Bütün bu koşullar altında Katar'daki süper Kupa, bugünkü süper Kupa müsabakasının bir başlangıç olması gerektiğini, Çin'e de Japonya'ya da taşımamız gerektiğini, Asya'yla e karşılıklık ilkesine dayanarak oyuncu verme, oyuncu alma bununla ilgili gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Futbol asla sadece futbol değildir. Değişinin cümlesinin altını dolduran bir giriş yaptınız çok da doğru söylediniz birçok konuya farklı dinamiğe bileşene parmak bastınız inşallah dediğiniz gibi olur çünkü hep söylüyoruz futbol olarak öyle bir noktadayız ki atılan minnacık adımların getirisi çok büyük olacak. Minnacık adımlarla şu kadarcık adımlarla bu kadar mesafeler kat edebileceğiz artık siz ölçekleyin böyle bu kadar arasındaki farkını ama yani o kadar çok yapılacak şey var ki ufacık adımlarla ya yani ufacık kıpırdamalarla çok büyük mesafeler kat edebiliriz yeter ki doğrusunu dürüstünü kuralına uygun olanını yapalım ondan sonra bizi tutmak için hakikaten kolay olmaz ondan sonrası. Hamasi olarak konuşmuyorum, samimiyetimle söylüyorum yani. Bu arada son dakika gelişmesi olarak da yansımış ekrana 3. Türkiye Futbol Federasyonu. 3. aşılarını ah gitti. Covid-19'a yakalandıktan sonra 180 günü tamamlayıp hatırlatma aşısı olmayanlar maçlara giremeyecek. Güzel. Yani yakalandınız. 3. doz hatırlatma aşısını yaptır ama zaten şey Covid geçirdikten hemen sonra aşı olabiliyor musunuz? Olamıyorsunuz. Demek ki 180 güne indirmişler onu. Yok zaten senin benim için 180 gündü. 180 gün geçti. Hatırlatma yani, dozu ne oldu? Birisi pozitif çıktı. İki, iki doz aşısı olmuş? Yani bir şekilde e, pozitif çıktı. Çıktıktan sonra 180 gün geçmiş ise o zaman üçüncüyü olmadıysa stada giremeyecek diyor. Arada 6 aydı ya süre. Şimdi 3'e düşmüş. Anladın Tabii bizim aşılar da erkene geldi ya Uğur Beyciğim. 180 güne düşmüş. 180 gün eğer e, yaptırmadıysanız değerli Anladım. izleyenler yaptırmanızda cidden e, fayda var. Onu hatırlatalım. Üçüncü aşılarını yaptırmış olan kişiler için ise 14 günlük bağışık, bağışıklık süresi aranmayacaktır. Benim 20 gün falan olduğu için. Üçüncü dozu yaptırdığımdan beri belki daha bile fazla olmuş olabilir. Bu konuda şeyim yok. Ee, gelelim şeye. Ee, Bu hassasiyet maça. güzel tabii. O, efendim? Bu hassasiyet güzel. Kesinlikle. Maça ve de oyuna. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i. Az önce gazeteden de okuduk. 3 aşağı 5 yukarı eksikleri eğer bir kenara koyacak olursanız herhalde böyle bir şeyle çıkacaktır hoca diye tahmin edebiliriz. Genç oyunculardan bahsetmiş hoca. Verdiği röportajda Önder Karabeli. Biz burada konuştuk bu konuyu. Ben biraz daha cesaretli davranılması gerektiğini ya da davranılabileceğini düşünüyorum. Ama Önder eksikler hoca, de çok değil mi? Yani. Özellikle gençlerle ilgili de. fırsat. Serdar Covid'miş galiba. Serdar'ın sağlık problemi var. Can'ın sağlık problemi var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Güven'in de evet. Yani bahsettiğimiz gençler zaten bu maç için pek müsait değiller. Evet sağlık. Hem Serdar, sorunları. hem Can, hem Güven sağlık sorunları var. Oynayabilir durumda değiller. Eldeki malzemeden de çıkarılabilecek en iyi bir bu gibi gözüküyor. Gezzali de götürmüşler katara ama tedbir evet. amaçlı oynayamaması söz konusuydu. Bu durumda artık orada kanat rotasyonunda da eldeki mevcut oyunculara bakıldığında Gökhan'ın da sağlık sorunu var. Tüm bu oyuncuların sağlık sorunu var zaten. Çok uzun sakatlığı oldu galiba. Ön tarafta oyuncu kalmamış. Gökhan Tören'in evet. Teşiyere. yani Kenan Batshuayi ve Larin dışında zaten şey yok. Oynayabilir oyuncu yok 5'in ön tarafında. Yani kulübede ofansif oyuncu kim olacak merak ediyorum. Çünkü Enkudu yok. Gezzal yok, Gökhan yok. Ee, güven yok. Kulübede onlar olabilirdi. Bunların dışında. Onlar da olmanına göre zaten Hasice falan saymaya gerek yok. Alex Teşer'in durumunu bilmiyorum sadece. Onun bir problemi yokmuş. Alex Teşer olacak kulübede herhalde. Beklenti o. Tek ofansif oyuncu olacak gibi gözük. Çok geniş değil. Beşiktaş imkanları. Oğuzhan'ın sağlık sorunu var. Can'ın sağlık sorunu var. Salih'in sağlık sorunu var. Mehmet Topal Necip orta sahanda alternatif yok. Üzücü ama Salih demişken Beşiktaş neredeyse hiç faydalanamadı. Evet. Bir de şimdi... Salih'ten zaten. Karantinada. Bir de şimdi evet. Daha doğrusu şey. Üst solunum enfeksiyon evet. durumunu bilmiyoruz. Karantinada değil. Ya öyle yani, yazmamış gazete. Öyle yazmamış. Üst solunum enfeksiyonu yazmış. Beş oyuncu için. Doğru. Onlardan biri o da. Orta sahanda alternatif yok. Yani elden neredeyse bir 11 çıkıyor. 11 gayet iyi görünüyor. Ama kulübede genel olarak... Gençler. Genç oyuncuları göreceğimizi söyleyebiliriz. O zaman... Gerçi Antalya Spor'un da benzer sorunu var. Beşiktaş'ın herhalde ilk olarak şu söylenebilir. Hani başlangıç 11'inin sonuç alması gereken bir maç. Başlangıç 11'i sonuç alamazsa ki uzun zamandır Önder Karaveli'nin kulübesi çok zengin değil ama bu kez daha da sıkıntılı. Bu kez daha da sıkıntılı. Alex Teixeira tabii ki kendini göstermek isteyecektir eğer oynayabilecek durumdaysa, dakika alabilecek durumdaysa. Onu ayırıyoruz. Onun dışında skoru etkileyebilecek, oyunun gidişatını etkileyebilecek. Beşiktaş'ın kulübesinde gördüğüm kadarıyla unuttuğumuz birisi yoksa oyuncu olmayacak. Alex Teixeira dışında skora tesir oyuncu olmayacak. Antalya Spor, şimdi arkadaşlarımızın dörtlü dizmesini anlıyorum. Neden dörtlü diziyorlar? Üçlü oynayacağız diyor Nuri ama evet. elde stoper yok diye dörtlü diziyorlar. Kudriyaşo ve Veysel dışında normalde Naldo oynuyordu. Naldo yokmuş. Doğru. Galiba Covid pozitif ya da karantina. O Doğukan da yokmuş stoperlerden yine. Doğru. Ama Bahadır sanırım var. Yani hocanın orada bir opsiyonu eğer Bahadır'la ilgili bilmediğimiz bir şey yoksa. Hocanın orada bir opsiyonu Bahadır. Üçlü başlarlarsa Kudriyaso, Kudryashov, ve Veysel'e Bünyamin'i oraya ekleyebilir sürpriz. böyle bir sürpriz yapabilir çünkü Bünyamin'i çok farklı yerlerde kullanabiliyor. Yine üçlü yapabilir. Ya da Bahadır'ı kullanabilir. Şimdi Antalya Spor için üçlü savunma, dörtlü savunma e fark ediyor. Oyunlarını çok etkiliyor. Çünkü üçlü oynadığında bekleri Bünyamin ve Güray'ı çok ofansif kullanıyor. Bünyamin ve Güray... Gaça ve Doğukan'la, bence Doğukan kanat oynayacaktır. Gaça ve Doğukan'la e, ekip işi yaparak rakiplerinin kanatlarını çok zorlayabiliyorlar. Yani Antalya Spor'un 3'lü oynaması ile 4'lü oynaması arasında oyun karakterleri değişiyor. Çünkü bekler çok daha rahat çıkıyor. Biliyorlar ki arkalarında 3 stoper var. Ve bir anda oyunun anahtarı oluyorlar. Kanat bekleri, Güray ve Bünyamin. Belki en önemli hücum silah oluyorlar. Hatırlayın işte Trabzonspor maçı, Galatasaray maçı. Güray'ın, e, Bünyamin'in girdiği pozisyonlar diğer arkadaşlarına daha fazlaydı. Girdikleri şut fırsatları. Bu durumda eğer Antalya Spor üçlü savunma tercih ederse, Güray ve Bünyamin bu şekilde ofansif koz olarak oynarlarsa, mesela Önder Karabeli'nin oraya bir önlemi olacak mı, orayı düşündü mü, oraya özgü bir çalışması var mı merak ediyorum. Kenan mesela hep söylüyorlar defansif olarak daha iyi diye. Bugün o da kendini gösterme fırsatı bulabilir. Gerçekten defansif olarak daha mı iyi? Ama mesela Larry'in kanadında nasıl olur? Orada sağ tarafta Bünyamin ve e, Gaçam oynayacak. Bünyamin Gaça ikilisi çünkü tehlikeli bir ikili. Eee Trabzonspor'a karşı da ilk yarıda özellikle çok etkili olmuşlardı. Daha stabil belki bu hızlı oyuncuları karşısında Antalyaspor'un eğer hani dediniz ya Gökhan'ın e, şey e, Kenan'ın savunma becerileri biraz daha ön plana çıkardı ya sanki e, arkasındaki oyuncuyla yer değiştirse Belki bu çerçevede daha şey olabilir. Biraz daha, oynasa daha biraz daha bekleyen bir oyun olsa. Ha, yer değiştirerek oynasa. Sanki daha yani, iyi cevap verebilir. Sağda oynarsa Rozier ile. Evet. Rozier'in daha çok çıkmasına imkan tanısa diyorsun. Çünkü bilmiyorum ne dersiniz. Hep bahsedilen o savunma disiplini ni de göremedik. Ne gördük? Kenan Karaman'da sezon başından beri fırsat bulduğu maçlarda ağır kaldı. Pasatalarını saymıyorum. Oyunla alakalı olabilir. Ee, topu saklamaya çalışırken şey bulamadığı için, istasyon bulamadığı için olabilir ama e, pas tercihleri son vuruş. Hani hangisini görebildik? Hiçbirisini göremedik. E, dolayısıyla <laughs> tamam dersiniz ki bu adam hücum oyuncusu, hücum bölgesi forvet oyuncusu ama şey e, disiplini çok yüksek. Taktik disiplini çok yüksek ve savunmaya da çok ciddi yardım ediyor. Açıkçası ben izlediğim başlarda göremedim. Dolayısıyla bu anlamda dediğim gibi bir tercih değişerek oynamak sanki bu hızlı oyuncular karşısında daha makul olabilir. Böyle de bir hücumcu bek varken. Beşiktaş bence bu sezon şu sorunu yaşadı. Şimdi Sergen Hoca geçen sezonki verilere ve geçen sezon görüntüye çok güvendi. Geçen sezonki Beşiktaş o kadar iyi işleyen bir makinaydı ki o makinenin içinde ortalama oyuncular bile çok parladılar. Ee, bu sezonda transferde şimdi yöneldi oyunculara bakıyorum. Beşiktaş'ın transfer ettiği oyunculara bakıyorum. Umut Meraş, Mehmet Topal, Can, Kenan bunları bir parantezde değerlendireceğim. Mehmet Topal gibi, Can gibi, Kenan gibi, Umut gibi oyuncular iyi takımda sırıtmazlar. Çünkü destek ya da kadroyu kaliteli oyuncularla, görece kaliteli evet. oyuncularla derinleşme, görev bilinçleri yüksek. Evet. Disiplinli oyuncu, kurallara uyan oyuncu, pozisyon sadakati olan oyuncu ama ekstra yapmayan oyuncu Ekstra'yı başka oyuncular yapıyorsa, Gezdal yapıyorsa, geçen sezon Abu Bakar, bu sezon Batu yapıyorsa, Lerin yapıyorsa, Rozier yapıyorsa, bu oyuncular bu bütün içinde iyi görünebilirler. Can iyi görünür, Kenan iyi görünür, Umut Meraş iyi görünür, Mehmet Topal. işleyen makine içinde iyi görünür ama. Makine işlemediği anda bu oyunculara nefret edersin. Çünkü iyi gitmeyen takımda bunların zafiyetleri ortaya çıkar. Bunlar fark yaratamaz. Bunlar ekstra yapamaz. Bunlar kötü giden takımı iyiye çeviremez. Bunlar iyi takımın iyi makine dişlisi olur. Ana arter olamaz. Lider olamaz. Genel olamaz. İyi asker. Şimdi geçen sezon Beşiktaş iyi gidiyordu. Geçen sezon yaşın bir otomatik vitesi vardı. Muhtemelen Sergen Hoca transferleri yaparken Kenan Karaman bilmiyor mu? Ekstra yaratmayacağım, çok ekstra bir oyuncu olmayacağım. Ama dedi ki benim iyi işleyen makinem var. Bu makine içinde Kenan pekala alternatif olur birçok pozisyona. Hatta zaman zaman da 11'de kullanırım. Can, İyi işleyen makinede Josef'in geçen sezonki Atiba'nın piyano için yanında Can'ı koyarsın sırıtmaz dedi. Mehmet Topal'ı koyarsın sırıtmaz dedi. Ama iyi işlemiyor Beşiktaş makinesi. Beşiktaş'ta geçen sezon iyi giden bazı aksamlar bu sezon vasatlaşmaya başladı. Onlar vasatlaşınca vasatlar daha fazla göze battı. Ve taraftar hiç hoşlanmamaya başladı bu isimleri sahada görmekten. Wellington'u görmekten hoşlanmamaya başladı. En sakalıyı görmekten çünkü zafiyetler ortaya çıktı. Kenan'ı görmekten hoşlanmamaya ve ıslıklamaya başladı. Bazı oyuncular vardır. Kötü takımda bile ayakta kalır. Josef. Doğru. Kötü takımda ayakta kalabilir Josef. İşte diğer takımların örnek vermek, vermek gerekirse Galatasaray'da Marka ok Kerem kalabilir Galatasaray'da. Fenerbahçe'ye bakarsak İrfan Can ayakta kalabilir. Sala ayakta kalabilir. Kötü takımda bile. Ferdi ayakta kalabilir. 11 kişi ayrışabilir. Bu adam farklı dersin. Ferdi için. İrfan Can için. Kötü takımda bile ön plana çıkabilir ama bu oyuncular öyle oyu değil. Beşiktaş'ta öyle oyuncu Rıdvan belki ayrışabilir. Josef ayrışabilir. Beşiktaş'ta öyle oyuncu bunlar var. Piyaniçi ayrışabilir. Kötü gitse bile işler. Piyaniçi iyi oynayabilir. Ama Mehmet Topal öldü değil, Kenan öldü değil. can öldü değil, Umut öldü değil. Şimdi bugün Beşiktaş sahaya çıkan takımına baktığın zaman iyi oynamak zorunda. İyi oynarsa Kenan o makine düzenini uyar, sırıtmaz, defansif görevlerini yapar. Günün sonunda dersin ki Aa, tamam Kenan da görevini yaptı. Zaten Kenan'la ilgili yapacağın en iyi tenkit görevini yaptı olur. Çünkü adı görev adamı. Mehmet Topal'la ilgili yapacağın en önemli tenkit görevini yaptı olur. Ama Beşiktaş işler kötü giderse, vites de tutamazsa, vites Antalya Spor'da olursa işleri zorlaşabilir Kenan. Şimdi bir başlığımız, bir gazetemiz. Her iki takıma da başarılar dileyelim. Hem Beşiktaş'a hem Fraport'ta Antalya Spor takımına. Başarılar dileyelim bu akşamki Süper Kupa karşılaşmasında. Şimdi Hürriyet gazetesinden geliyor ekranlarınıza değerli izleyenler. Ligin ikinci yarısı 15 gün geç başlasın. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Şebi'den Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı. Toplam 7 futbolcusunda Covid-19... Covid-19 veya grip tespit edilen Beşiktaş Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak Süper Lig maçının ertelenmesini ve ikinci yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti. Siyah beyazlılar başvurularını yaparken resmi yanıtı beklemeye başladı. Kulüp Başkanı Ahmet Nur yaptığı açıklamada Birçok futbolcumuz Covid-19 oldu. Her kulüp aynı durumda. Ligin ikinci yarısı 15 gün sonra başlasın ifadelerini kullandı. Siyah beyazlılarda resmen açıklanmasa da Gezal'in yanı sıra Oğuzhan'ın da Covid olduğu belirtilirken Serdar, Necip, Güven, Can ve Salih'e üst solunum yolu rahatsızlığı olduğu aktarılmıştı. Süper Lig'in ikinci yarısı 7 Ocak Cuma günü Trabzon ve Yeni Malatya. Öznür Kablo Yeni Malatya Spor arasındaki maçla başlayacak. Programa göre Beşiktaş'ın ilk maçı 9 Ocak Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı. karşı. Ee, hemen hatırlatalım. Şimdi ilk hafta oynanacak. 7 Ocak yani bu Cuma gününden itibaren. Ee, ondan sonraki hafta yine çift şey var. Evet. Maç mesaisi var. Hafta içi hafta sonu. Evet. Yani yine bir 10 günlük şeye girilecek. Zorlayıcı yine. Siz söyleyin. Zorlayıcı. Ee, Maç trafiğine girilecek bütün kulüpler. Evet. Yani 24, 23 Ocak pazara kadar çok yoğun bir fikstür yine bekliyor. Türk futbolunu 23 Ocak evet. pazara kadar. Şimdi dünya 3. E, şoku yaşıyor koronavirüsle ilgili. 2 zirve yapmıştı bu 3. zirve ama şöyle kıyaslamak gerekirse günlük vaka sayısı hiçbir milyona ulaşmamıştı en yüksek ulaştığı dönem geçen sezon bahar. Geçen sezon baharda günlük vaka 900 binlere ulaştı tüm dünyada. Şu an dünkü vaka sayısı kaç biliyor musun? 2 milyon 153 bin. Hiç 1 milyonu görmemişti vaka sayısı 2022'ye kadar. Bir Aralık sonunda ilk defa 1 milyonu gördü dünya. Şu anda ocağın dördünde 2 milyonu geçti. Yani sanırım biz bu ülkede çok global verilere odaklanmadığımız için çok farkında değiliz. Dünya çapında nasıl bir kriz yaşanıyor şu anda? Dün sadece Amerika'da 600 bine yakın yeni pozitif vaka var. Yeni pozitif vaka. Dün bizde de 54 bin küsur çıktı dün galiba. Dün bizde de 54 bin. Aynen öyle. 54.724 yeni pozitif vaka var. Neredeyse 55 bin. Futbol yani. ülkelerine değinirsek, İngiltere'de dün 218 bin, Fransa'da 271 bin, İtalya'da 170 bin. Çok ciddi sayılara geldi yeni pozitif vaka sayısı bu. Mesela Fransa'da 351 vefat var dün. Almanya'da 397 vefat var. Çok ciddi sayılar. Tekrar bu sayılara gelindi. Ee, Türkiye'de toplam vaka sayısı 10 milyona geldi. Yani ürkütücü sayılara geldik. O yüzden Ahmet Nurçebi'nin uyarısını önemsiyorum. Bir taraftan hani kapanalım kapatalım asla o kafada değilim. Yanlış anlaşılmasın. Hala insanların mesela bazılarının aşı olmaktan imtina ettiği bir ortamda ben evime kapanmak istemiyorum. Aşı olmayanın aşı olmasını istiyorum. Bir vatandaş olarak veya ben restorana girebiliyorsam o benim girdiğim restorana giremesin istiyorum. Gibi. Gibi böyle önlemler evet. istiyorum. Ha başka bir bölüm onlar onun için aşı karşıtı için başka bir bölüm olur ona tamamım. Ama aşı olanla aşı olmayanın haklarının ortamlarının aynı olmaması taraftarıyım. Bu anlamda aşı olmayanlar yüzünden ben eve kapanmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama durum ciddi. Durum gerçekten. Durum ciddi. ciddi. Türkiye'de vaka sayısı 10 milyon. Kayıtlı vaka sayısı 10 milyon covid pozitif oldu. Dünyada dün sadece dün 2 milyon yeni vaka var ve bu yeni bir rekor. Dolayısıyla bu koşullarda tabii futbol stadyumları bir de full taraftar kararı aldık. Belki o karar gözden geçirilebilir. Hani statları Full kapasite oynatma kararı aldık ya. Evet. O karar bir daha gözden geçirilebilir. Bir de futbol stadyumları insanlara biraz da maalesef kötü örnek oluyor. Adama diyorsun ki dikkat et, maske tak diyorsun. Adam televizyon başına oturuyor, maç izliyor, diyor ki ya kimse maske takmıyor. Baksana şunlara diyor. Dik diyor. Tükrük tükrüğe maç izliyorlar diyor. Biraz da kötü örnek oluyor maalesef. Yani bunu söylemek zorundayım. Bu taraftan söylemek zorundayım üstelik. Bu konuda tekrar bir gözden geçirmekte bir Sağlık Kuruluyla Türkiye Futbol Federasyonunun konuyu tekrar değerlendirmesine ben de fayda görüyorum. Her şey o kadar birbirine bağlı ki, zaten tıpkı hayatta olduğu gibi kulüplerin gelirleri vesaire, insanların şeye gitmesi, tribüne gitmesi, çok haklısınız o tribüne giderken ulaştırması vesairesi yemesi, içmesi, her şey birbirine o kadar bağlı ki bir karar birçok şeyi etkiliyor. Ama ben de sizin de aynı fikirdeyim. Gerçekten şu anda Korkunç bir yayılma hızı var. Korkunç. Ve bir yandan işler devam ediyor. İnsanların sağlıkları Allah korusun. Birinci öncelik zaten her şeyden önce. Ee, dolayısıyla acaba bir şeyler yapmak lazım, bazı şeyleri gözden geçirmek lazım. Bence zamanı geldi gerçekten. Ben de öyle hissediyorum. Yani tekrar seyircisiz mi döner. Dönmek istemeyeceklerdir tahmin ediyorum. Ama full kapasitede ürkütücü. Full kapasite ne? O gözden geçirilebilir. Yani bir takım önlemler almak lazım. Bir ara seremonide futbolcular birbirlerinden birer metre uzak duruyorlardı. Bunun sembolik bir şey olduğunu farkındayım. Mesela izleyici diyor ki aa seremonide bir metre uzak duruyorlar. Sonra maçta göğüs göğüse ağız ağza çarpışıyorlar. Bunun farkındayız bizde. Onların birer metre mesafeli durma nedeni ne biliyor musun? Senin çocukların örnek olması. Senin evde onu izleyen çocuğun ya hala hayatımızda koronavirüs var ve bak insanlar hala ayrık durarak ediliyor. bir hatırlatmaya çalışıyorlar demesi. Onun sembolik bir önemi var. Yani belki bu tarz sembolizmlerden de koptuk. Yani hata yapıyoruz. Yok gibi davranmaya başladık. Halbuki rekor 2 yıldır koronavirüsün bir günde 2 milyon kişiye bulaştığı olmamıştı. 1 milyon bile olmamıştı. Bu bir rekor. Koronavirüsün hayatımıza girdiği günden bugün yaşamaya da devam edeceğiz. Hani bu kendi kendine kaybolmayacak ortadan. Yaşamaya da devam edeceğiz. Ama psikolojik olarak etkileri bilmiyorum hiçbir makaleye şeye denk geldiniz mi? Bir yazıya, bir derlemeye bir kitaba e, bu konuda daha erken tabi bir araştırma ya da bir şey alınabilmesi, bir analiz yapılabilmesi adına ama e, çok büyük etkileri oldu tahmin ediyorum. Hayata bakışımızla alakalı, yaşantımızla alakalı vesaire. Az önce söylediğiniz ya vazgeçtik diye ardımızda bırakmaya çalışıyoruz. Bu travmayı mental olarak yani günlük hayatımızda da belki farkında değiliz ama ardımızda bırakmaya çalışıyoruz ama onun kalmaya niyeti yok. Dolayısıyla evet hepimiz çok sıkıldık çok haklısınız yani hepimiz sıkıldık hakikaten. Ama o önlemleri bir süre daha devam ettirmekte fayda var. Çünkü tahmin ediyorum artık aşılanmayla birlikte işte hep tahmin edildiği üzere bazı doktorların belirttiği üzere bazı uzmanların belirttiği üzere virüsün mikrobun Allah korusun hani ölüme gitmek yerine etkinliğinin daha azaldığı ya da hastalıkların biraz daha rahat geçtiği biraz daha hafif geçtiği yönünde şeyler de yazılıyor çiziliyor konuşuluyor ediliyor bilmem ne ama bunların hiçbirisi önlemlerin azaltılması gevşetilmesi anlamına gelmiyor. Allah korusun yine hastalık var. Var. Var işte rakamlar katlaya katlaya gidiyor. Şu oran düştü. Dikkare, bırakmamak hani lazım. Ölüm önlemi. Ölüm oranı düştü vaka sayısına nispeten Çok şükür. ama hala var. Yani, yani bu eskiden bitmeyecek. E, yanılmıyorsam İtalya'da Fransa'da yanılmıyorsam %11-12 ile başlamıştı. Almanya'da mesela Türkiye'de %2-3 civarındaydı. Şimdi o sayılar düştü. Her yerde düştü. Ölüm bölü vaka oranından bahsediyorum. Şimdi o sayılar bayağı düştü ama hala ölüm var. Mesela dün İngiltere'de 48 kişi hayatı kaybetmiş. Amerika'da 1847 kişi kaybetmiş. Hala var. Türkiye'de 137 kişi hayatını kaybetmiş. Ya ölenlere tabii ki baş, Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına başsağlığı dileyelim. Ama bitmiş değil yani. Dolayısıyla bu çerçevede bakıldığında Ahmet Bey'in Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sözleri değerlendirilebilir. Ancak bir de şöyle bir boyutu var olayın. 15 gün sonra vakaların azalabileceği azalacağını söylememiz mümkün mü? Onu da biliyoruz. Onu da kestirmek mümkün değil. İngiltere'de bunu çok tartıştı. İngiltere'de birin, birinin birinden 4 maçı eksik olan takım var şu anda. Biri 17 maç evet, yapmış, biri evet. 21 maç. Covid patır pozitif hatalarından dolayı. Çok sayıda müsabaka 20 küsur maç oldu oynanamayan ve birçok kulüp İngiltere Futbol Federasyonu'na seslendi. Yani şu en azından e, yılbaşı sıkışık yılbaşı fiksiyonu bir şekilde gevşetelim diye İngiltere Futbol Federasyonu kabul etmedi. 13 oyuncu artı bir kaleciniz varsa sahaya çıkacaksınız dedi. Mesela Chelsea menajer Tuhel geçen de Liverpool maçı öncesi dedi ki ne bekliyordunuz dedi. Bu kadar pozitif varken bu kadar sorun varken şampiyonluk yarışını sürdürebileceğimizi mi bekliyordunuz? Tabii ki sürdüremeyeceğiz. Şampiyonluk yarışını sürdürememe sebebimiz teknik değil. Sağlıkla ilgili dedi ve ciddi e, bir itamda bulundu Futbol Federasyonu'na. Yani artık dedi sıralamayı e, virüs belirliyor. Sıralamayı teknik gereçler belirlemiyor. Virüs belirliyor. Biz de ligin mağdurlarından biriyiz. Mağdur olmayanlar yürüdü gitti. Mağdur olanlar aşağıda kaldı dedi. İngiltere'de bu ço tartışma çok yapıldı ama durmadı. Durmadığı gibi ayakta maç izleme müsaadesi çıktı ve ilk defa chelsea Liverpool maçında 12 bin kişi ayakta maç izledi. Yani bilimle de futbolun çarpıştı çok garip bir dönem. Dediğiniz gibi belki 10 yıl sonra belgesellere hemen evet, konu olacak. %100 olacak. olacak Ve bu yani. araştırmaları ben sabırsızlıkla bekliyorum. Ufak tefek tespitleri oluyor elbette biz sizinle zaten hep konuşuyoruz yayın öncesinde, sonrasında vesaire ama hani daha genel anlamda bu işin kitlesel boyutu var, toplum toplumlar boyutu var. Ee, nasıl etkileri olduğunu çok ciddi ben de bekliyorum merak ediyorum acaba nasıl sonuçlar çıkacak diye. Federasyonlar açısından bakıldığında demin o şeyi özellikle söyledim. O ifadeyi özellikle kullandım. Şu durum görülüyor. Hiç kimse yani idare edecek ya da karar alma mercinde bulunanlar öyle bir dönemle sınanıyor ki öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Şöyle mi yapsam yoksa öbür türlü mü yapsam? Karar vermek Kolay değil. Arasından birisini, tercihler arasından birisini seçiyor. Bir şablon var. Bir program var. Hem yerel hem uluslararası bir şablon var. Dolayısıyla bunun içerisinde kalmak için bir tercih yapılıyor. Geçen sene sizinle konuşmuştuk. Bir sene olmuştur muhtemelen. E artık bir tercih noktasına geldi dünya. Ya tekrar duracak. Ya öyle ya da böyle bu şeyi çarkı bir şekilde döndürmeye çalışacak diye. İşte şu anda onu yaşıyoruz. O çarkı döndürmeye çalışmak. Dolayısıyla... Biraz daha aynı Thomas Tuhel'in dile getirdiği gibi biraz daha işler hani yapılsın da bitsin. Demin söylediğim şey de oydu. Şov ee, devam etmeli diyorlar. ifade İfade. Ee, bitsin arkamızda bırakalım. Ondan sonra her şey yoluna girdiği zaman tekrar hayatımıza aynı konsantrasyonda eski konsantrasyonumuzu eski heyecanımızla başlarız diye. Çok bulanık çünkü. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam e, her şeyden önce bir insan hayatı var. Allah korusun risk var. Sağlık riski var vesaire. Ama... Şunu anlamıyorum. Yani, yani Londra'da maç yönetiyorsun. Karar alanların da çok bilinçli aldığını zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Londra'da maç yönetiyorsun. Tribünler dolu, maskesiz. Sonra sokaktaki adama maske tak diyorsun. Yani inandırıcı mı? İnandı... Bana inandırıcı gelmiyor. Bana Belki de şöyle düşünüyor. Herkes o maçları ben izliyor. Ben stada zaten şeyli adam alıyorum. Aşılı vesaire. Tertemiz adam alıyorum. Ama dışarıdakinin bilmiyorum. Aşısını yapıp yapmadığı falan. Mantıklı değil. Çok haklısınız ama. En azından yani acaba mı mesafeye ya da maskeye insanları ikna etmez bence zorlaşır maske, ilk bu işler çıktığında ya dedim kendi kendime maske nedir Allah aşkına vesaire ama sonra da hakikaten çok faydası olduğunu gördüm ne olursa tamam. olsun ya da psikolojik mi acaba o da hocam bu Atalanta Valencia maçı bak inan bana belki siz being konnekte yapacaksınız belgeselini Atalanta Valencia maçı şampiyonlar liginde ee, yılları da artık karışıyorum covid hayatımıza 2020'de girdi değil mi 2020'nin baharında 2019'un sonunda başlanıyor evet. konuşulmaya başlandı. Bizim 2020, ülkede Şubat 2020 ve Mart. Ocak'ta ben şimdi yeri, gel yeri geldi. 2020 Ocak'ta ben Londra'da hasta oldum. 3 gece ateşle yattım. Geri döndüm İstanbul'a. Ondan sonra Covid'i duymaya başladık mesela. 2020'nin baharı Atalanta Valencia Şampiyonlar Ligi maçı. O dönem bazı maçlar seyircisiz oynanıyor. Sanki daha önce olabilir söylediniz. Çünkü o zaman artık Türkiye'de olanüstü duruma geçilmişti. 2020. 2020 Şubat olabilir. olabilir Şubat ya da Mart olabilir Birçok müsabaka seyircisi oynanmaya başlanmış Birçok Müsabakada deplasman seyircisi doğru, alınmıyor Doğru. Fakat Atalanta Valencia maçı UEFA nasıl olduysa Atalanta Valencia maçını seyircili oynattı Ne oldu Valenciyalılar geldi Bergamoğullar kalktı Milano'ya gitti Çünkü Atalanta'nın kendi sahasında Oynanamıyordu Milano'ya gittiler Yanılmıyorsam 45 bin seyircili o maç oynandı Bergamo'ya döndüler Bergama ne oldu biliyor musun? Perişan. Perişan oldu. Bergama'da köyler kapatıldı. Perişan oldu. İnsanlar kaderine terk edildi. Şimdi bu, bu hikaye, bu film ya, bunun yani belgeseli yapılacak. Bu nasıl böyle bir karar aldınız? UEFA nasıl böyle bir karar alma yetkisi var? Sağlık otoriteriyle, otoriteleriyle zıt düşebilecek şekilde. Şimdi Bergama'da o köylerde yaşayan, futbolla hiç bilgisi olmayan masum insanların ne, ne günahı vardı? Milano'ya gittiler. Milano'da başka yabancı insanlarla buluştular. 45 bin kişi Bergama'ya döndüler. Bergama perişan oldu. Bergama'da hayat durdu. Böyle örnekler varken önümüzde böyle birçok örnek var. Ben Bergama'yı biliyorum. Hani bununla ilgili Bergama'da çok şey yazıldı. Asıl hiç. patlama ondan sonra oldu ya ve sonucu çok ağır oldu ya o bir şey oldu. Kıvılcım. Tarihte. Evet. E, bir kilometre taşı, evet. oldu. taşı oldu. O maç. E şimdi böyle örnekler varken önümüzde üzerine iki yıl geçmiş. Hala bu kadar cesur davranabiliyoruz. Çünkü dedim ya bu tercih edildi. İşin bu tarafı tercih edildi. Sürü bağışıklığı mı bekleniyor? Bir de virüs de ama Bey, mutasyona uğruyor. Bilim adamı biliyorsunuz değilim. Olmaya da çok uzağım. Hani tamamen benim kişisel görüşüm olur ama... E, o yüzden hani burada şey yapmayalım konuyu. Bu sağlık meselesi... Neyse kaygımızı dile getirdik. Yani kaygımızı dile getirdik. Vatandaş hiç. olarak. Geri kalanı komplo teorisi vesaire hepsini konuşuruz. Sağlık otoritelerinden. Dışarıda. E, tabii canım o bir bilim insanlarının işi. E, bir ara verelim değerli izleyenler. Aranın ardından... Ee, neyle devam edeceğiz? Aranın ardından Süper Lig'in altın golcüleri başlığıyla devam edeceğiz efendim ama önce kısa bir ara. Hürriyet gazetesi geliyor ekranlarınıza. Süper Lig'in altın golcüleri başlığımız. Trabzonspor'dan Bakasetas, Vakayeme ve Fenerbahçe'den Mesut attıkları gollerle takımlarına direkt olarak 9'ar puan kazandırdı. Attıkları gollerle takımlarını yenilgiden kurtarıp beraberliğe ya da galibiyete taşıyanlar ile beraberliğe giden maçın kazanılmasını sağlayan futbolcular aynı zamanda milyonlarca lira performans ödülü alınmasına katkı verdi. Bakasetas, Vakayeme ve Mesut'un zirvede yer aldığı listede Trabzonspor'dan Cornelius, F e, Babakars Fatih Karagümrük'ten peşiç ve Atakaşatay Spor'dan Diyuf 8'er puanla ikinci sırada. Bu oyuncular aynı zamanda gol krallığı yarışında da üst sıralarda demiş. Sayfanın üst tarafında Bakasetas, Vakayeme, Mesut Özil, Cornelius ve Peşiş'i görüyorsunuz. Süper Lig'in en değerli gollerini atan 12 futbolcu. Adil Demirçubu'nun haberi. Anastasios Bakasetas, Trabzonsporlu futbolcu 7 gol ile burada Sivas maçında bir gol attı, iki puan getirdi takımına. Kasımpaşa maçında, Kayseri spor maçında ve Fenerbahçe maçlarında, Kayseri ve Fenerbahçe maçlarında ikişer gol attı, çok büyük katkı sağladı. Vakayeme kaç maç? 1 2 üç, dört, beş maçta. Mesut Özil 1, 2, 3, 4, 5, 6 maçta takımına puan kazandırdığı maç sayısı. Cornelius 1, 2, 3, 4, 5 maç. Peşiç yine 5 maç. En çok katkı yapan maç adedi anlamında Mesut Özil. Evet Mesut 3 maçta beraberlikten galibiyete getirmiş. Adana Demir, Giresun ve Galatasaray. 3 maçta da Mağlubiyetten beraberliğe Kayseri, Beşiktaş ve Karagümrük. Evet. Müsabaka değerlerine de bakarsan, rakiplerinin, Fenerbahçe'nin rakiplerinin değerine bakarsan Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi derbi maçlar. Adana Demir ve e, Karagümrük gibi de sert orta sınıfın üst seviyesi müsabakalar. Mesut Özil ve farkında değildim. Yani attığı her gol hemen hemen değerliymiş. Kendisinden beklediğini yapmış aslında. Daha fazlasını bekliyoruz. Daha fazlası %100. Asist anlamında yapamadı. Gol anlamında yapmış. Enteresan bir şekilde Mesut'un Türkiye'de, Türkiye performansına asist sayısı düşük kaldı. E çünkü kendisi ileride oynuyor son adam olarak pas verecek. Evet. Çok fazla opsiyon olur. Ya bugüne kadar en azından. Yani Pereira görevden ayrılana kadar. Oyun olarak pek asist özelliğini öne çıkarabilecek bir oyun olmadı. Evet Çok fazla Pereira 3-4-2-1 oynattı. Bu Tuhel'in Chelsea oynattığı gibi o sistemle tartışılıyor bu arada. Lukaku başlığında biraz onu konuşuruz. Pereira 3-4-2-1 oynattı. Bir santrifon arkasında işte Mesut La Rossi, Mesutla İrfan. Sol iç sağ iç gibi oynadılar. 10 numara rolü yok. Bir de önünde de bir Santrifor var sadece. Önündeki oyunu sayısı az olunca. Arkasındaki oyuncu sayısı da az olunca. Merkeze de biraz böyle daha çok çizgiye yakın oynayınca, merkeze de her zaman giremeyince Mesut'un asist sayısını bu etkilemiş olabilir. Eğer Fenerbahçe herhalde yeni tek direktörü belirleyecekler. Yeni tek direktörle dörtlü savunma oynayacaklarsa, mesela 4-2-3-1 oynayacaklarsa, Mesut orada 10 numara rolünde olursa, ofansif oyunu sayısı artarsa ki e, Zeki Murat gölen döneminde arttı, Mesut'un asist sayısı da artabilir diye tahmin ediyoruz ama yaşayarak göreceğiz çoğunlukla 3 kişi hücum etti evet. Fenerbahçe savunmalara karşı. 3 kişi yani. 3 hücumcu. 3 hücumcu. 3 stoper, 4 orta saha, 3 hücumcu. Ki o 4 orta sahanın kanatları da savunmada bek oluyorlar. 5'li savunmaya dönüyor. 3-4-2-1'de sadece o 2-1 hücumcuydu. 3 hücumcuyla oynadı. E şimdi Süper Lig'deki diğer takımlara bakıyorsun. Yani ortalama takımlar 4 hücumcu kullanıyor. Ne bileyim küme düşme hattında olan Göztepe, Rize, Biraz üstünde olan Giresun, Kayseri 4 kullanırken Fenerbahçe ilk yarının büyük bölümünde 3-3'lü oynadı. Ha bunun sayısı illaki oyunun karakterini belirleyecek diye de bir koşulu yok ama yine de bir veridir. Yine de bir veridir. Sadece 3 3 tane gol ihtimali, gol hayali kuran oyuncuyla oynadı Fenerbahçe Pereira döneminde. Bir türlü onu değiştirmedi. Son bölümde biraz değiştirir gibi olmuştu. Zaten ondan sonra da görev süresi bitti. Şurada bir başlık şey aynı sayfadan bir alt başlık daha. Mağlubiyetten beraberliğe getirenler 1, galibiyete taşıyanlar 3. Berabere bitmesi halinde tek puan gelecek maçın kazanılmasını sağlayanlar da ikişer puanlık katkı yapmış oldu. Bunun yanında Süper Lig'de her galibiyete 2.7 milyon lira, beraberliğe ise 1.4 milyon lira performans ödülü verildiğini de dikkate alırsak direkt olarak puan getiren gollerin değeri bir kat daha artıyor. Bakasetas, Bakayeme ve Fenerbahçe'den Trabzonspor'dan Bakasetas ve Bakayeme Fenerbahçe'den de Mesut Özil kaydettikleri gollerle takımlarına 9'ar puanlık katkı yaptı <laughs> ve bu 3 futbolcu zirveye çıktı. Cornelius'tan da 8 puanlık katkı geldi. Okaka'yı koymuşlar buraya onun ismini göremedim. Ha. Söz konusu oyuncular aynı zamanda Süper Lig'de gol krallığı yarışında da iddialı durumda. Demiş gazete. Trabzonsporlu Cornelius, Karagümrüklü Peşiç ve Hataysporlu Sporlu Diuf, takımlarına 8'er puan kazandırdı. Altay'dan Bamba ve Başakşehir'den Okaka Beşer, Hatay'dan Elkabi, Adana Demirspor'dan Balotelli ve sezonun ilk yarısını Karagümrük'te geçiren Bertolacci de yine takımlarına 5'er puan kazandırdı. E aklıma şey geldi, Kerem Aktürkoğlu sanki o da bu kadar katkı yapmıştı diye düşündüm hmm. ama ismi herhalde düşündüğüm gibi değil. Bende biraz daha fazla mı şey bıraktı acaba? Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa golleri belki seni yanıltıyor olabilir. Olabilir, hani olabilir. olabilir. Doğru, 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 O hafızanda yer etmiştir. Peş için 11 golle birinci sırada yer aldığı yarışta Cornelius Okaka ve Tiam 9'ar. Elkabi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok 8'er. Bakasetas, Bertolacci, Bamba, Diouf, Balotelli, Mesut... Sivas Spor'dan Yatabare ve Antalya Spor'dan Diyedio'da 7'şer golle sıralanıyor. Gol krallığı yarışında da demiş. Trabzonspor'dan e, baka, üç oyuncu. Bakasetas, Vakayme ve Cornelius. En etkili oyuncular olarak öne çıkmış. Evet. Aynı takımdan 3 oyuncu da zaten sıralamadaki yerini de takımın sağlamasını yapar gibi değil mi? Aynı Trabzonspor takımdan... bütün istatistiklerde hemen hemen lider olduğu için 36 golle de en çok gol atan takım. Farkla öyle. Dolayısıyla gole dayalı istatistikler de hemen hepsinde zirvede. Süper Lig'in altın golcüleri bu şekilde haberleştirilmiş. Değerli izleyenler şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Milliyet Gazetesi'ne var mı eklemek istediğiniz konuyla alakalı? O zaman geçiyorum Milliyet Gazetesi'ne. Başlığımız transfer yapamayız. Galatasaray Başkanı Burak Elmas milliyete konuştu. Fatih Terim'le ayrılığa yönelik bir görüşmelerinin bulunmadığını söyledi. Yeni transferlerin gerçekleşebilmesi için harcama limitine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Başkan Elmas herhangi bir oyuncumuza teklif gelmiş değil bu durumda transfer yapamayız dedi. Denizli Spor maçının ardından teknik direktör Fatih Terim'le yaptıkları konuşmayı anlatan Başkan Burak Elmas ilk yarıyı değerlendirdik. 3 yıllık yazılı bir planımız var. Bunun neresindeyiz ve hızlandırmak için neler yapabiliriz bunları konuştuk. Hocanın ayrılığı görüşülmedi. Zaten ilk günden beri elimi rahatlatan bir tavır içinde diye konuştu. Transfer yetkisinin ilk günden itibaren yönetim kurulunda olduğuna dikkat çeken Galatasaray Başkanı Burak Elmaz. Yaz döneminde de kulüp e, başkanlarıyla direkt olarak görüştüm. Ancak transfer mali şartlara göre şekillenir. Burada mali şartlar söz konusu. Eğer bütçe boşaltabilirsek transfer gündeme gelir. Herhangi bir oyuncumuza teklif gelmiş değil bu durumda transfer yapamayız yorumunda bulundu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay tesislerinde dün teknik direktör Fatih Terim'le bir görüşme yaptı. Burak Elmas, toplantı sonrasında Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz dedi diye fotoğrafın altına da yazmış sezon başı Galatasaray 25 milyon euro civarında bir bon servis harcaması yaptı. 10 milyonu Rumen oyuncuya çıkaldı artı Mordusan'a. 7 milyonu Victor Nelson'a. 4 milyonu Berkan'a. Saşa ee, Sasha Boyi var. Halil'e kiralık verilen ücret var. 1 milyon. Bütün bunların toplamı 25 milyon civarı bir bonservis harcaması yaptı kadro yenilemek için ve Hiçbir oyuncusundan da bonservis geliri elde edemedi. Sezon başı yolları ayırdı. Hiçbir oyuncusundan da bonservis geliri elde edemedi. Sadece kiraladığı oyunculardan gelen ufak tefek kiralama gelirleri var. Toplam 500 bin euro civarında. Dolayısıyla eksi 25 milyonla girmiş olduğu sezona gazi herhalde Burak Elmas onu kastediyor. Yani bazı şehirde gelir yazmamız lazım ki bazı oyuncuları elden çıkarmamız lazım ki bonservis bedeliyle veya kiralama bedeliyle onu diğer tarafa yazabilelim. Başka oyuncu alabilirim anladığım kadarıyla Galatasaray transfer yaparsa da hani bonservissiz oyuncu ya da bilmiyorum maaş limitine ne durumdadır? Düşük maaşlı oyuncu herhalde onlara yönelebilecek. Şurada sağ üstte değerli izleyenler ekranda aynı sayfada yardımcılar hocanın kararı başlığını görüyorsunuz. Galatasaray Başkanı Burak Elmas Fatih Terim'in yardımcılarını beğenmedikleri yönündeki konunun da kamuoyuna yanlış aktarıldığını dile getirdi. Selçuk İnan ve Necati Ateş gibi iki değerli eski sporcunun Fatih Terim'in yardımcılığını yaptığını söyleyen Burak Elmas, biz bu konuda fikirlerimizi söyleriz ama son karar hocanındır ifadesini kullandı. Yani bunun, dün aslında biraz öyle yansımıştı gazeteleri, bunun bir fikir ayrılığına sebebiyet vermediğini anlıyorum. Başkan Burak Elmas'ın bu sözlerinde. Ama fikirlerimizi de söyleriz. Fikirlerimizi söyleriz belki ama son... De yani tamam ben söylerim ama son karar yine Fatih Terim'indir. Diyor. Güzel. Değil mi? Güzel bakış açısı ama belki de söylemiştir fikrini. Yani bizim böyle bir fikrimiz yok dememiş galiba değil yo, yo, mi? Yok yok tabii öyle bir Sanki şey dememiş. Ben öyle anladım. Yanlış Biz aktarıldı diyor. söyleriz son karar hocanın diyor. Yani hocaya ultimaton vermedik. Evet. O yanlış aktarıldı diyor. Bu bir gerginlik sebebi değil evet. diyor. Ben de öyle hissettim. Ben de öyle hissettim ama dün de ifade ettiğim gibi Fatih terim'in ben de teknik ekibini geliştirmesi, çeşitlendirmesi, renklendirmesi, daha farklı kaynaklardan beslemesi gerektiğini düşünenlerden. İktidarı paylaşmak mı denir buna? Bence değil. Değil değil mi? Bambaşka bir şey. Şimdi yine onun iktidarı altında geleceğe yönelik geleceğe evet. yönelik daha iyi işler yapmaya aday isimler tam tanımı bu herhalde. Hocam az önce açıklamalarını verdik. Nuri Şahin'in yardımcısı Kendisinden 20 yaş büyük. Evet. Ve çok ciddi futbolcu ve teknik adamlık kariyeri var. İktidarı paylaşmıyor onunla. Üstelik pro lisansı olmamasına rağmen. Okan Hoca'nın yıllardır gittiği bütün kulüplerde yardımcısı İrfan Saraloğlu. Hem kendisinden yaşça hem deneyimce büyük. Beraber çalışıyor muhtemelen. Değer katıyor. O zenginleştiriyor muhtemelen düşünce dünyasını. Alex Ferguson'ın yardımcısı Real Madrid'in hocası oldu. Bu bir gurur değil midir? Portekiz milli takımın hocası oldu. Alex Ferguson'ın yardımcısı gitti. Dünyanın en büyük kulübü, 100 yılın kulübü, FIFA tarafından 100 yılın kulübü seçilmiş. Real Madrid'in tek direktörünü yaptı. Guardiola'nın yardımcısı Arsenal'ın başında. Bir gurur değil midir bu? Senin yardımcının gidip Arsenal'ın tek direktörünü yapması ve başarılı olması. Yani bu senin değerli bir teknik ekip kurduğunu, onlara, da değer doğru, kattığını. Doğru katkı yaptığını, evet. Doğru yönlendirdiğini gösterir. Şimdi Fatih Hoca'nın 30 yıllık tek direktörlük kariyerinde böyle birkaç isim olmayı... İlla tek direktör yetiştirme gibi bir zorunluluğu yok. Burada üzerine yüklenen misyon yetiştirme değil, yetiştirme gibi bir zorunluluğu yok. Burada sanırım konuşulan konu yanlış anlaşılıyor. Burada benim kastettiğim artık çağın koşulları tek direktör değil, teknik ekip gerektiriyor. Ciddi teknik ekipler yarışıyor, ciddi teknoloji yarışıyor, ciddi inovasyon yarışıyor ve sen teknik ekibini çağın gerektikleri doğrultusunda kurman lazım. Daha geniş daha derinlikli, daha inovatif. Burada tartışılan konu o. Bu transfer yapamayız başlığı yani Milliyet Gazetesi'nde Nevzat Dindar'ın haberi. Bu ifadeler e, sanki dün oluşan yangın, yangın demeyeyim belki abartılı olacak da hani kriz var öyle böyle falan havasını biraz daha sakinliğe getiren ifadeler değil mi? Şu okuduklarımız az önce ifadeler. Yani sakin, Evet sıkıntı yok. Tartışılır, konuşulur. Biz içimizde çözeriz mesajını alıyorum ben genelinden. Bilmiyorum ne dersiniz? Zaten Fatih Terim'le de Denizli Spor Maçı'ndan sonra konuşmuşlar. Ondan sonra bir diyalogları olsaydı herhalde onu belirtirdi. İşte dün de görüşmüşler ya şeyde. Görüşmüşler mi? Evet. Filorimetri nokta tesislerinde. Dün fotoğrafı da getirdik Bu fotoğraf ki. düne mi abi? Evet Evet evet. Hatırlayacaksınız tamam. şimdi. Ha şeyi değerlendirmek. Senin Erdoğulu değerlendirmesini dedi Spor maçından sonra yapmışlar. 3 yıllık planın evet, neresi? Evet evet, evet evet, O Aynen. değerlenmiyor o zaman Aynen. Anladım. Ya evet bir kriz ortamı yok. Zaten dün de tahminimizin o yönde olmadığını, evet. Fatih Terim'in istifasını gerektirecek bir durum olmadığını ama e, meselenin de sadece siyah ve beyaz olarak ele alınmaması gerektiğini yani ya Fatih Terim harika ya da Fatih Terim berbat ya da herhangi bir isim bakış açısıyla ne olursunuz. ya da herhangi bir isim içinde aynı şekilde ele alınmaması gerektiğini siyahla beyaz arasında binlerce ton gri olduğunu bu durumunda gri olduğunu ve griliklerden birinin, gri alanlardan birinde teknik ekip olduğunu hissettiğimiz söylemiştik. Evet. Bizce de teknik ekip geliştirilmeli kanaatindeyiz. Galatasaray'dan bir başlığımız daha var. Fanatik gazetesinden geliyor değerli izleyenler ekrana. Florya'da şok üstüne şok. İkinci yarının ilk haftasında GZT Giresun Sporu konuk edecek olan Galatasaray'da eksikler listesine her gün yeni isimler ekleniyor. 10 oyuncu Kesin olarak kadroda yok. İki oyuncunun durumu belirsiz. Buna rağmen yine iddialı bir kadro sahada olacak. Bir yandan transfer çalışmalarını son sürat sürdürürken diğer taraftan gözünü yeniden süperlik macerasına çeviren Galatasaray'da eksikler can yakıyor. İkinci yarının ilk haftasında cumartesi akşamı Giresunsporu konuk edecek olan sarı kırmızılı ekipte Fatrik Fanağanoğlu'nun ardından Alparslan Öztürk ve kaleci Fatih Öztürk'ün de Covid testlerinin pozitif olduğu açıklandı. Böylece Giresun sınavı öncesi kadrodaki eksik sayısı 12'ye çıktı. Bu oyunculardan 10'u cumartesi günü kesin olarak forma giyemeyecek. Forvet'te Cagden'in malumunuz zaten sakatlığı sürüyor. Mustafa Muhammed ve Feguli ise Afrika Kupası'nda. Kerem ve Marka Sarı kart cezalısı Mustera ve Luyendama'nın tedavi süreci devam ediyor. Patrick Van Anolt, Fatih ve Alparslan da pozitif. Durumu belirsiz olan iki isim var, Arda Turan ve Saşa Boy. İki oyuncu da sakatlıklarını atlatarak takıma katıldı ve idmanlardaki yerini aldı. Ancak fizik ve kondisyon açısından arkadaşlarının çok gerisinde olan bu iki oyuncunun Giresun Spor karşısında e, kadroya dahil edilip edilmeyeceği henüz e, net değil, belli değil. Tüm eksiklere rağmen Aslan 3 puan için hazırlanıyor ve yine iddialı bir takım orta, e, ortaya sahaya çıkacak. Muhtemel 11'de paylaşmış. Kalede İsmail, Ömer, Nelson, Işık Kağan ve Yedlin. Birçok gazetede şey yazılmış hani Işık Kağan'a gün doğdu, Işık Kağan fırsat buldu vesaire diye. Taylan, Berkan, Çıkalda orta sahası, Babel ve Morutsan kanatlarda en ileri da Halil'in görev yapacağı bir 11 tahmin edilmiş GZT Giresun Spor karşısında. Işık Kağan'dan başlayayım. Ahmet Can'dan ve Serdar Saatçı'dan 2 yaş büyük. Trabzonspor'da bu sezon zaman zaman şans bulan Ahmet Can ve dün de Önder Karaveli'nin e, takdir ettiği iyi bir sol stoper geliyor diye Ahmet Can ve Beşiktaş'ın artık az stoper rotasyonu içinde bulunan Serdar Saatçı'dan 2 yaş büyük Işık Kağan Arslan. Uzun zamandır zaten Galatasaray'da dönem dönem kupada ee, sakatlıklar, cezalar çok olduğunda de kendine yer buluyor. En son Türk Kupası Basın sonradan oyuna girdi. Ama U19'da da artık yaşı tutmuyor. Yanılmıyorsam. Orada da artık oynayamıyor. Ee, oynaması lazım. Yani bu oyuncu bu yaşa gelince ya oynayacak 2001'li birkaç gün sonra 21 yaşını dolduracak. Ocak 2001'li. 21 yaşını dolduracak bir oyuncu ya oynayacak ya da kiralayacaksın. Bu bir fırsat. Oynaması için. İyi bir fırsat ki Galatasaray'ın stoper da Marka ve Nelson'dan sonrakiler çok tatmin etmedi itiraf etmek gerekirse. Luyndama'yı zaten elden çıkarmaya çalışıyor. Alpaslan'da orijinal pozisyonu o değil ve oynadığı maçlarda ağırlığı zaman zaman başına iş açtı. Yani orada Galatasaray alttan bir stoper çıkarırsa tabii ki çok büyük kazanç olur. O yüzden Işık Kağan için bence iyi bir fırsat. Onun dışındaki tabii kadrodaki darlık çok dikkat çekici. Çünkü özellikle yaratıcılık eksik kalacak. Taylan Berkan bir arada olduğunda zaten Yaratıcılık bir hasar görüyor. Orada çıkal daha o ya şimdi, yaratıcılık umudu. Öyle bir durum ki eminim yöneticiler, teknik ekip herkes şunu düşünüyordur ya inşallah maça kadar başka bir şey çıkmaz. Başka bir evet. arkadaşımız daha rahatsızlanmaz. Eminim bunu düşünüyorlardır. Doğru. Ee, sadece bunu değil elbette ama düşündükleri işlerin başında yani inşallah sahaya çıkarabilecek 11 anlamında eminim bunu düşünüyorlardır. Beşiktaş'ın sezon başında yaşadığı sıkıntıyı hatırlayın 12 oyuncusu, 13 oyuncusu e, sakatlık yaşamış ve çok zor duruma düşmüştü. Neredeyse birçok takım benziyor, aynı problemi yaşıyor bu dönemde. Ya Galatasaray'da yaratıcılık zaten 4-5 oyuncuya bağımlı. Galatasaray'ın kadrosunun ön tarafının özellikle yaratıcı oyuncuyla takviye edilmesi gerektiğini aylardır burada dile getiriyoruz. Kerem bir tanesi. Anahtar oyuncu. Varlığı her şeyi değiştiriyor. Bir tanesi Feguli. E o da eksik Afrika kupasına evet. gitti. Bir tanesi Çikaldao. O var ama Covid'den döndükten sonra aynı seviyeye dönmemişti. Bu boşluk ona yaramıştır diye umut ediyorum. Arda belki Arda Turan takımda çalışmalara başlamış ama yani ne seviyede yani... olduğunu bilmiyoruz veya ne kadar katkısı olacağını bilemiyoruz. Saşa Boy'un dönüşü Galatasaray'a bir katkı yapar çünkü Boyi bek de olsa Son dönem performans yüksekti. Yani bu takım koşucu. Evet, bu takım Güçlü, e, fedakar, mücadeleci. evet, mücadeleci, evet ama yaratıcılık dozu çok 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 düşük. Yani büyük takım normalde böyle olmaz. Büyük takım yaratıcı olur. Pekala. Değerli izleyenler şimdi bir aramız daha var. Araya gidelim. Ardından da Fenerbahçe ile devam edelim. Bu bölümde ilk olarak ekranlarınıza Fanatik Gazetesi geliyor. Fenerbahçe'de Hoca Haftası. Sarı Lacivertliler teknik adam arayışına son noktayı koymaya hazırlanıyor. Sürpriz şekilde Joachim Löw ile yapılan görüşmeler yeniden hız kazandı. George Jesus cephesinde ilerleme yok. Slaven Bilic Çin'e galibiyetle veda etti. Hırvat basını ise Niko Kovac'ı Fenerbahçe'ye yazdı. Yeni hocanın bu hafta belli olması muhtemel Beşiktaş başının ardından Pereira'nın Vitor Pereira'nın görevine son verilmişti. Sonrasında yönetimin temasa geçtiği ilk adam Joachim Löw oldu. Ancak Alman çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde beklenen ilerleme kaydedilemedi. Fenerbahçe diğer adaylara yöneldi. Löw defterinin kapandığı düşünülürken sürpriz gelişmeler yaşandı demiş gazete. Sezon ortasında takım almaya sıcak bakmayan tecrübeli teknik adamın bu düşüncesinde geri adım attığı ve görüşmelerin yeniden başladığı bildirildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç başından beri bir numaralı hedefi olan Löw için tüm imkanları zorluyor, diyor haberinde gazete. George Jesus'la Fenerbahçe arasında yoğun şekilde süren görüşmelerde taraflar bir türlü orta yolu bulamadı. Portekizli çalıştırıcı şu anda sadece sarı lacivertliler ile temas halinde olsa da taleplerinde geri adım atmıyor. 4 milyon euro maaş istemesi yönetimi zorluyor George Jesus'un. Bunun dışında geniş transfer bütçesi talep ettiği de kaydedildi. Fenerbahçe yönetiminin çabaları şimdilik tecrübeli hocanın taleplerini aşağı çekmesi için yeterli olmadı. Slaven Bilic dün Beijing Goan'ın başındaki son maçına deplasmanda çıktı. Hırvat teknik adamın takımı sezonun son müsabakasını tek golle kazanmayı bildi. Bir ligi Beijing Guoan takımı ligi 5. sırada bitirdi. Bilic'in kendisine söz veren kulüp başkanı ile görüşerek sözleşmesini feshedeceği kaydedildi. Löv ve Cesus'la önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanamaması halinde Hırvat Hoca'ya resmi teklifin yapılması bekleniyor. Niko Kovac adı daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı. Hırvat teknik adam son dönemde Monaco'yu çalıştırdı ve geçen hafta kendisiyle yollar ayrıldı. Hırvatistan basınında dün çıkan haberlerde Sarı Lacivertilerin 50 yaşındaki teknik adamın durumunu öğrenmek için harekete geçtiği belirtildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Niko Kovac'ın şartlarını uygun bulması halinde teklif yapacağı öne sürüldü Hırvat basınında. Dört tane isim gazetenin evet. haberine göre öne çıkmış gibi görünüyor. Joachim Löw'ün çok uzun zamandır kulüp macerasına uzak kalması. Almanya milli takımına Klinsmann'ın yardımı sonra girdi. Klinsmann'dan sonra Tek direkt olarak görevine devam etti. 16-17 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Neredeyse bir insanın Hani yetişkinlik sürecinin yarısı, çalışma hayatının yarısı, üstelik de son yarısı, ilk yarısı değil son yarısı, milli takım tek direkt olarak geçti. O yüzden Joachim Löw'ün tekrar kulüp temposuyla ilgili nasıl performans vereceği konusunda kendisinin de yanıtını bilmediğini düşünüyorum birçok soru işareti var. Almanya'da bu soru işaretleri konuşuyor. Hoca bunu risk olarak düşünüyor muhtemelen. Kendi kariyeri açısından. Kendi kariyeri açısından risk olarak düşünüyor. Ben de risk olarak düşünüyorum. Doğrusu Joachim Löw'ün tekrar kulüp temposu ne performans, ne performans vereceğini ben de merak ediyorum. Mesela Almanya'da dünya şampiyonu olduktan sonra birçok büyük kulübün gündemine gelmişti. 2014'ten sonra. O zaman herkes inanıyordu. Ama sene 2022. Üzerine 8 sene daha geçti. 8 sene daha çok düşük tempoda çalıştı. O yüzden Löv konusunda zaten benim de çok ciddi kuşkularım var. E, Niko Kovac önemli bir tek direktör. Yalnız son Bayern Münih'te de Monaco'da da çok e, iyi direklerle ayrılmadı iki kulüpten de. O enteresan. Bayern Münih'teyken özellikle e, kulübün yıldız oyuncularıyla soyunma odası idaresi konusunda sorun yaşaması çok fazla konuşulmuştu o dönem orada olan Boateng gibi, Thomas Müller gibi, Lewandowski gibi, Manuel Neuer gibi oyuncularla iletişimin çok iyi olmadığı, onlarla iletişiminin zayıf olması da soyunma odası kontrolünde işini zorlaştırdı. Zaten Hansi Flick göreve geldikten sonra da ilk hallettiği şey onların kalbini kazanmak olmuş. Onların kalbini kazanınca da Bayern Münih'in işi çok kolay açmış. Ve çok ciddi, acayip bir seri yapmıştı Hansi Flick o de şampiyonluğa ve şampiyonlar yine gitmişlerdi. Kovac Monaco'da çok iyi iş yaptı ama oradan da mesela teşekkürle ayrılmadı. Enteresan bir şekilde kulüp Kovac'la yolları ayırdığında orada da çok iyi izlenim bırakmadı. Çok iyi dostluklar kurmadı söyleniyor Fransız medyasında yoksa iyi e tek direktör. Jorge Jesus yüksek maaş talebi her yerde yazıldı. Yüksek maaş beklentisi evet. var. Ben bizim kulüplerimizin futbolculara bu kadar yüksek maaş verip tek direktörlere yüksek maaş vermemesini de anlamıyorum. Çünkü tek direktörler daha fazla kader belirleyici. Yani şimdi sen Feguli zamanında 3.8 milyon euroya alabiliyorsun. İşte Robin van Persie'ye 5 milyon euro maaş verebiliyorsun. Falcao'ya 5 milyon euro maaş verebiliyorsun, değil mi? Onlara verirken o seviyede oyuncu maaşları verirken mesela tek direktör alırken tek direktörü hiç asla kulüpteki oyunculardan daha fazla maaş vermeyi düşünmüyorsun. Hepsi yüksek maaşı oyuncuları alsın istiyorsun. Ama mesela Alex Ferguson gibi bir örnek var. Alex Ferguson Manchester United çalıştığı son 20 yılda 20 yıl boyunca kulüpteki en yüksek maaşı almıştır. Ve kontratında şöyle bir madde vardır. Bir gün bir oyuncu alırsanız alırsak tabii ki o karar veriyor. Benden yüksek maaşı olan benim maaşım otomatik olarak artar. 13 milyon oyuncu mu aldınız? Benim 13,5 olur maaşım. 15'e aldığınız başka bir oyuncu benim 15.5 alır. Ve her zaman Alex Ferguson kulüpte en yüksek maaşı alan menajer olmuştur. Bırakana kadar. Bu da sevk ve idare anlamında aslında bir avantajdır. Tek direktörün daha fazla kazanıyor olmaz Aynı zamanda da bir denetim mekanizması olarak da işlediğini söyleyebiliriz. Doğru. Futbolcu varken iki kere düşünürsün. Antrenörün de, düşünürsün. <laughs> antrenörün de, maaşına zam yapmak zorundasın. Aynı zamanda bir evet denetleyici tarafı da var. Ama bizde nedense Türkiye'de sadece Jorge söz önünde söylemiyorum. Genel olarak Tek direktörü verilen maaş konusunda cimriyiz. Futbolcuya verilen maaş konusunda bonkörüz. Üstelik tek direktörü bonservis ödemiyorsun. Futbolcuya bir de bonservis ödüyorsun. Bir de bonservis maliyeti var yıllara bölerek. E, enteresan. Ona çok anlam veremiyorum. Yani Burada bir anlayış değişikliği lazım. Dediğim gibi sadece sus değil mesele. Slaven Bilic en pozitif ve en olası görünen hoca galiba. Yani resmi bir açıklama yok. Yol ayarına dair ama bütün Türk medyası da başkanla konuşacağını ve Yolları ayıracağını söylüyor. Daha önce bilindik. Pekin kulübüyle. Türkiye'de iyi performans sergilemiş. Evet. Ee, kırıp dökmeden sempatik, pozitif yaklaşımla gelmiş ve gitmiş bir isim. Başarılı da olmuş. Başarılı da olmuş. Çünkü Beşiktaş'ın dönüşmekte olan kadrosunda önemli rol oynamış. Özellikle Avrupa Kuparı'nda iyi performans vermiş. Ee, bir Avrupa Ligi grup macerası var. Mesela Tottenham'ı gruptaydı. Beşiktaş çok iyi performans vermişti. Sonra... Yine Liverpool ve Arsenal'da işleşmeleri var. Beşiktaş tarihine geçen, son derece başarılı olan. Hani ortaya koyduğu veriler de, ortaya koyduğu hikayede de zaten Bilic'in evet. attığı, yeşerttiği tohumların neticesi olarak biraz da Şenol Güneş döneminde başarılar da gelmiştir. Ben de buna inanıyorum Bilic'in de orada. Hatta önce Samet Aybaba'nın da önemli katkıları olduğuna inananlardanım. Dolayısıyla Slaven Bilic'in tekrar Türkiye'de herhangi bir kulüpte çalışırsa evet ben de başarılı olacağını tahmin ediyorum. Bir de şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin şimdi ışıltılı, parıltılı bir kadrosu var. Ve e, içeride genel çok, soyum odasında genel çok. Böyle bir kadro kuruldu. Bir yıldız yönetimine ihtiyacı var. Yıldız yönetimi anlamında da Slaven Bilic'in başarılı olacağını düşünüyorum. Mesela Kovac o konuda daha yüksek egolarıyla zaman zaman sorun yaşadı. Jesus da Benfica'dayken oyuncular tarafından gönderildi. Soyunma odası tarafından gönderildi. Bu biraz tedirgin ediyor. Bir de 67 yaşına geldi bir Jesus. E tabi egolar büyüyor. Kupa kazandıkça, madalyalar kazandıkça daha yüksek egolara sahip oluyorsunuz. Egosuz hoca lazım demiyorum. Egolu hoca lazım. O futbolcu yönetebilecek düzeyde hoca lazım. Ama yönetmekle kavga etmek arasında ince bir çizgi var. Fenerbahçe masada o tarz hocayla oturmalı, anlaşmalı, konuşmalı. İsimleri teker teker değerlendirdiniz. Hep Fenerbahçe yönetimi elbette kulübün şartları, dinamikleri, bileşenleri doğrultusunda en doğru kararı verip tercihini yapacaktır. Ama biraz geç kalınmadı mı? Herkes yani Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta planlarının ne olduğunu biliyor muyuz? Sezon başı da geç kaldılar. Beşiktaş'ta Önder Hoca ile sezon sonuna kadar devam etme temayülü, eğilimi olduğu yazılıyor. Temayül Sizin ama. Konuşuluyor <laughs> temayül evet. Ama ama her maç sonucuna göre değişebilir. E, hatırlamıyorum. Zeki Hoca ile Zeki Murat Göle ile devam edilecek sezon sonuna kadar atladıysam benim kusuruma bakmayın. Sanki yeni hoca mutlaka ikinci yanı başına gelecekmiş gibi evet. bir kalmış benim aklımda. Hatta sanki bir son maç telaffuzu da oldu. Kupa maçından Hatırlayamadım Hatırlayamadım ama ben bir son ikinci aldım. yarıya yeni teknik direktörle başlayacak. Belki de gazeteler hep öyle yazıp çizdiği için değil mi öyle kaldı acaba aklımızda? Beklenen o. Ama mesela Beşiktaş Antalya Spor'a süper kupa maçını kaybetse bu temayül geçerli mi? Bununla ilgili bir resmi açıklama yok bildiğim kadarıyla sonuçlara bakacağız dedim. Açıklama dedi. yok, aynen, aynen öyle. De İnşallah de. her şey iyi gider. Dedi. Sezon başına dön. Beşiktaş 35 gün kaybetmişti. Doğru. Sergen Yalçın'la imzalamayarak, bir araya gelmeyerek. Doğru. Bir takım maddi pazarlıklar vesaire. O 35 gün kayıp Beşiktaş'ı çok ciddi etkiledi. Sadece fiziksel değil, mental olarak da bakın yani. Dün kimin yazısıydı? Transferler okuyamadık. bekledik. Jermaine Jones'un yazısı mıydı? Evet. Orada şey diyor yazısının bir bölümünde. Sezon öncesi kampının neden bu kadar önemli olduğunu işte bugünlerde anlayacaksınız. Doğru. Diyor. Şimdi ee, ele ama alabiliriz isterseniz. Şu Trabzonspor'dan bir şeyimiz var. Fenerbahçe ile ilgili teknik direktör adayları ile ilgili e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hemen Trabzonspor'dan bir başlık e, okumak istiyorum. Tolga hangisiydi? Ha, Kaan Ayhan liste başı. Stopere takviye yapacak Trabzonspor <laughs> milli futbolcuda ısrarcı. Sassuolo ile daha önce iki kez görüşen ancak rakam konusunda anlaşamayan Bordo Mavililer 27 yaşındaki oyuncu için çizme ekibinin kapısını yeniden çalacak demiş gazete. E, yerli statüsü avantajı var Kaan Ayhan'da diyor. Beşiktaş'ın da bir ara gündemindeydi hatırlayacaksınız. Hatta sezon başında da gündemindeydi Beşiktaş'ın ve o dönem devre arasına kaldı. Devre arası kaldı demeyeyim bakılacak diye yazılıp çizilmişti. Bir de Marek ile alakalı bir başlığımız var. Marek Hamşik, onun sırrı denetim. Özür dilerim sırrı sıkı denetim. Trabzonsporlu Marek Hamšík ikinci yıl öncesinde çalışmalarını çocuğuyla birlikte daha da sıklaştırdı. Slovak futbolcunun 9 yaşındaki oğlu Lukas salonda babasına adeta bireysel antrenörlük yapıyor. Eksiksiz bir çalışma için katkı sunuyor demiş ve bir de fotoğraf paylaşmış. Ee, oğlunun <laughs> yardımı ile alakalı o anlardan bir fotoğraf çekirdekten yetiştiriyor. Öyle görünüyor. Bu arada beraber vakit geçirmek için de eşsiz bir fırsat aynı zamanda. Birçok biliyorsun Chiesa'nın oğlu, Enrico Chiesa'nın oğlu Federico, işte Diego Simeone'nin oğlu Giovanni. Birçok evlat da futbol dünyasına doğrudan imza atıyor. O gen transferi 2020'lerde bir zirve yaptı. <laughs> Hamşikin oldu da pekala babasının izinden devam edebilir. Trabzonspor'da Kaan Ayhan'ın gündeme gelmesi de şaşırılacak bir durum ya, değil. Kaan çünkü... da Sasol'da oynamaya başladı. Şimdi baktım son 7 maçın 4'ünde 90 dakika oynamış. Sassuolo yani sezonu açtığı gibi değil. Sezonu açtığında evet. Rotasyonda geriye düşmüştü. Birçok maçta kulübede oturmasına hemen dakika bile almamıştı. İlk 9 maçta bir kere oynamış ilk 11'de. Bak ilk 9 maçta bir kere. Ama son 7 maçta 4 kere oynadı. Birinde de kırmızı kart. Yani Sassuolo da artık Kaan Ayhan'dan daha iyi faydalanıyor. Bilmiyorum Kaan'ın planı projesine. Fotoğrafta geldi e, ekranlara maşallah Allah başlasın tüm evlatlarımızı. Şimdi aslında bu başlığı Cörmen cenasın yazısını belki şey programın ilk bölümünde Ahmet Bey'in, Ahmet Nurşebi'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurşevi'nin e, talebi. Hani lig 15 gün geç başlasın talebiyle beraber konuşabilirdik ama o dakika aklıma gelmedi. E, şimdi o zaman hemen e, diğer başlıkları biraz atlayalım sevgili reji. Hah. BBC Sport'tan geliyor. Değerli izleyenler Jermaine Jones diyor ki başlığını özür dilerim. Yazısının başlığında "Evet muhtemelen büyük bir acı içerisindesiniz ama ben bu e, Christmas no oyununu, oyun planını, takvimini, maç takvimini değiştirmezdim." demiş. Diyor ki şöyle devam ediyor. E, "Ben oyuncuyken çok fazla şey yapmazdım. E, fark etmemiştim." diyor diğer liglerdeki durumu ara, verilen araları falan ee, şey için dinlenmek için bizim daha az zamanımız oluyordu diyor. Şimdi bugün oyun e, çok daha hızlı, çok daha e, pratikleşti. Dolayısıyla eğer ciddi bir şekilde çalışma imkanı bulamadıysanız sezon oynanırken de bulamayacaksınız diyor. Her maç sonrasında ancak bir sonraki maç için İyileşme recovery nedir hocam? Evet ee, iyileşme, iyileşme, toparlanma. toparlanma süreci olacak. Dolayısıyla ve bunun yanında bir de yediğinize, içtiğinize dikkat edeceksiniz diyor. Doğru yiyeceği, doğru içeceği tercih edeceksiniz sağlığınız ve de iyi şey olabilme adına, tekrar hazırlanabilme adına. Bununla geçecek vaktiniz diyor. Tabii ki doğru uyku saatini de yapmanız lazım. E yeterli miktarda uy uyumanız e, lazım. E, kalan sürede de şeye gideceksiniz. Cime spor salonuna gideceksiniz. Dolayısıyla sahada bulunma dışında iki maç arasında diyor. Mevcut maç şeyinde, premierlikte, e, takviminde. iki maç arasında çok fazla vak vakit bulamayacaksınız. Ancak bir sonraki maçı hazırlanacaksınız mental ve fiziksel olarak. Evet. Yani maçlar arasında kendinizi bir araya getirmeye çalışacaksınız e, büyük ihtimalle diyor. E, dolayısıyla başlıkta dediği gibi muhtemelen çok büyük acı içindesiniz ve bundan kaçamıyorsunuz. E, o yüzden işte o cümle burada. O yüzden maç öncesi hazırlıkları işte bu yüzden çok önemli. Size ihtiyacınız olan bu periyotlarda ihtiyacınız olan birikimi, gücü artık ya da yeniden şey yapma ihtiyacı. E, recovery süresini, hızlandırma gücünü işte bu size sezon öncesi çalışmaları, oradaki yüklemeler sağlayacak. O yüzden çok önemli demiş. E, gücünüz, e, bedeniniz en güçsüz halindeyken ne demiş burada? E, en güçlü halinde olduğunda başlarda e, kendinizi idare etmeniz gerekir diyor. Yani buna göre ayarlamanız gerekir diyor. E, son şeylerde maçlarda gördük ki 60 dakika korkunç performanslar oldu ama ondan sonra takımlar duvara çarptı. Tuğla duvara çarptı demiş. E, oyuncular bunu hissediyor ve kendilerini idare etme adına yedek güç arayışı içinde içindeler. Ama bütün bunlara rağmen de ben bu takvimi vazgeçmezdim diyor. Değiştirmezdim diyor. Yani bütün her şeyi yazmış. Tamam çok yoğunsunuz, perişansınız, yorgunluğu var, argınlığı var, güce ihtiyacınız var, Ye, doğru yemeniz lazım, doğru içmeniz lazım, cime gitmeniz lazım, e, doğru uyumanız lazım ama maç takvimi değişmez. Ama izleyici olarak da futbolu seviyorum diyor. Ee, bu bir gelenek, bu bir festival, futbol festivali ve işte o tarihlerde televizyon başında oturup her yer duruyorken İngiltere Ligi'nde maç izliyor olmak izleyici olarak beni mutlu ediyor. O yüzden ne kadar acı çekmiş olsam da bundan vazgeçmezdim diyor ama Bu da şu anda çok büyük bir tartışma konusu. İngiltere'de hem 38 hafta oynanıyor lig hem iki ayrı kupa var evet. ki Fransa bu kupaların birini lav etti, değil mi? Fransa tek kupaya düştü. İngiltere hala iki kupa devam ediyor ki dünyada herhalde eşi benzeri yoktur ya da azdır. İki kupa devam ediyor. E, Avrupa kupalarına mücadele ediyorlar. Çok olağanüstü sporcu, olağanüstü büyük biniyor. Ben çok Germencens tarafında değilim. Çünkü Germencens'ın oyunda döneme ve çok eski değil ama futbol çok hızlı gelişti, değişti ve atletikleşti. Şimdi sporcular çok daha fazla zorluyor. Ve sporcuların bu kadar fazla zorlanmasının iki ayrı defekte olacağını düşünüyorum. Bir, sporculuk hayatındaki defekler, çok fazla sakatlanma, çok fazla sağlık sorunu, en iyi performansı alamama, Kevin De Bruyne şampiyonlar finalinde bir sakatlık yaşadı. Sonra Euro 2020'ye doğru dün izleyemedik. Bir bu. İkincisi de şimdi başka bir pencere, başka bir iddiada bulunacağım. Buyurun. Sporculuk hayatı sonrası da mesela bazı defekler belki de mesela kafa travmaları ve şu anda demans yeni yeni fark edildi biliyor musun? Bak çağ 2020'ler, 2022 senesindeyiz. Nihayet tıp dünyası eski futbolcularda demans oranının normal vatandaşlara göre bilmem kaç kat fazla olduğunu daha yeni teşhis ettiler. Nasıl teşhis ettiler? Onu da tesadüfen birkaç eski İngiliz futbolcu demans yaşayınca hayatını kaybedince falan bazıları A dediler galiba demans oranı daha yüksek. Bunu araştırdılar, buna çalıştılar. Mesela eski futbolcularda bazı rahatsızlıkların da çünkü kafa, kafa topuna çok çıktıkları vurdukları için daha fazla görüldüğünü fark ettiler. Ben böyle başka rahatsızlıklar da çıkabileceğini düşünüyorum. Korkuyorum bunu, endişe ediyorum. Futbol sonrası dönem için. Ateşle oynuyorlar. Sporcu'nun hayatını çok tehlikeye atıyor bir denge noktası bulunacak ama çok geç olmadan, sağlık açısından bu denge noktası çok geç olmadan bulunursa daha iyi olacak. Şüphesiz. Şu an tam zamanı. Çünkü iki yılda bir Dünya Akbası tartışırken şimdi yeni bir tartışma çıktı. Yarın alalım Tolga ya da öbür güne. Avrupa Şampiyonası da iki yılda bir yapılabilir diyorlar. Evet. Şimdi yeni bir tartışma. Bayağı delirmiş durumdalar. Çıldırdılar. Şimdi ne kadar vaktimiz kaldı dostlar? <laughs> ne kadar vaktimiz kaldı bitti peki bugünlük süremizin sonuna gelmişiz şeyi yarına bırakalım isterseniz Lans Lil karşılaşmasını Yusuf Yazıcı ile ilgili haberler vardı çünkü onu yarına bırakalım Uğur Bey çok teşekkürler ağzınıza sağlık evet, teşekkürler. değerli izleyenler bugünlük süremizin sonuna geldik yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşçakalın mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim <laughs>